Herkese merhaba. Geçtiğimiz hafta küresel piyasaların ana gündeminde Fed başta olmak üzere merkez bankalarından gelen kararlar ve Rusya-Ukrayna arasında devam eden savaşa yönelik gelişmeler yer aldı. Merkez bankalarıyla başlayacak olursak Fed 3 yılı aşkın bir sürenin ardından ilk defa politika faizini 25 bas puan arttırarak %0.25-0.50 aralığına yükseltti. Banka enflasyona karşı agresif bir plan ortaya koyarken yıl sonuna kadar gerçekleştirilecek 6 toplantı için 25'er bas puanlık bir arttırım olabileceğine işaret etti. Bu yıla ilişkin enflasyon tahminini %2.6'dan %4.3'e yükselten banka ihtiyaç duyulması halinde faiz arttırımlarının hızını ayarlayacağı mesajını da verdi. Diğer taraftan Fed ile başlamışken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası para politikası kurulu toplantısını da gerçekleştirdi. Kurul faiz kararını açıkladı ve Merkez Bankası politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda %14 seviyesinde sabit tutma kararı aldı. Barış ortamı ve baz etkisiyle enflasyonda gerileme sürecinin başlayacağını öngören banka, daha önceki metinlerine baktığımızda bu metinde bir değişim olarak cari dengenin fazla vereceğini öngören yaklaşımını terk ettiğini izledik. Diğer taraftan devam eden Rusya savaşı ile ilgili diplomasi çabaları da gündemdeki yerini koruyor. Global hisse senedi endekslerinin son dönemde artan jeopolitik risklerle yaşadığı gerileme geçtiğimiz hafta yerini tepki yükselişlerine bıraktı. MSCI Dünya Endeksi haftayı %6.78 oranında değer artışıyla tamamladı. Küresel risk barometresi olarak aldığımız S&P 500 endeksi ise haftayı %6.16 oranında yükselişle 4463 puandan tamamladı. Kritik destek bölgesi olarak izlediğimiz 4000-4200 bandını korumayı başaran endeksin hafta içerisinde yükseliş eğilimini sürdürebileceğini düşünüyoruz. Böylece sırasıyla 4600 ve 4700 hedeflerine doğru tepki denemeleri devam edecektir. Dolayısıyla küresel hisse senedi endekslerinin geçtiğimiz hafta başladığı toparlanmasını sürdürmesini bekliyoruz. Öte yandan Rusya savaşı devam ederken savaşın diplomatik temasla sonlanabileceği beklentisi geçtiğimiz hafta altın ve petrolde aşağı hareketleri de beraberinde getirdi. Altın fiyatları haftalık periyotta %3.25, petrol ise %3.78 oranında değer kaybederken dolar endeksinin ise zayıfladığını gördük. Altın fiyatlarında 2070 seviyesinde başlayan gerilemenin 1900 seviyesinde dengelenmesini bekliyoruz. Dolayısıyla jeopolitik gelişmelerin yakından izleneceği altın fiyatlarında 1850-1900 bandına geri çekilmelerin alım bölgesi olarak izleneceğini düşünüyoruz. Petrol fiyatlarında ise 131 seviyesinde başlayan gerilemenin 95 desteğinde tutunabileceğini ve bu noktanın fiyatlarda bir tepki sürecini başlatabileceğini düşünüyoruz. Borsa İstanbul'da ise %4.40 oranında yaşanan değer artışı ile birlikte yükselişin 3. haftaya taşındığını gördük. Global piyasalara kıyasla pozitif seyrini sürdüren Borsa İstanbul'da 2100 seviyesinde bulunan kritik direnç noktasının aşıldığını görüyoruz. Böylece yükselişin güç kazandığını ve hisse ve sektör değişimleriyle birlikte yukarı hareketin devam edeceğini, dolayısıyla Borsa İstanbul için olumlu görüşümüzü sürdürdüğümüzü belirtelim. Hafta içerisinde 2100 seviyesi önemli bir destek konumuna dönüştü ve bu nokta üzerindeki hareketlerin alım eğilimini borsada 2410 seviyesinde bulunan TL bazındaki tarihi zirveye doğru sürdürebileceğini düşünüyoruz. Bu noktada hisse seçiminin her zamankinden daha önemli olduğu dönem içerisinde model portföyümüzde yer alan hisse senetlerini bir kez daha hatırlatmak istedim. Model portföyümüzde Koza Altın İşletmeleri, Coca-Cola İçecek, Alarko Holding, Tüpraş, Ford Otosan, Garanti Bankası, Akbank, Aksa Enerji, Arçelik ve BİM Birleşik Mağazalar bulunuyor. Gelecek hafta yurt içinde çarşamba günü tüketici güven endeksi ve işsizlik oranı, perşembe günü Merkez Bankası'nın para politikası kurulu özeti, cuma günü
reel kesim güven endeksi, kapasite kullanım oranı ve sektörel güven endeksleri takip edilecek. Benim bu haftalık aktaracaklarım bunlardı. Hepinize güzel ve sağlıklı bir hafta diliyorum.